Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve şartlar gereği oldukça kritik bir noktada. Yıllardır terör örgütleriyle mücadele ediyor ve bu mücadele oldukça zorlu şartlarda gerçekleşiyor. İnanın bana, ülkemiz yıllar boyunca bu mücadele söz konusu olduğunda en büyük sorunlardan birini güçlü helikopterler konusunda yaşadı. Aslında bu zorluk Türkiye'nin helikopter macerasını da başlatmış oldu diyebiliriz. Tabii bu konuya girmişken T-129 Atak helikopterinden bahsetmemek de olmaz. Türk savunma sanayinin yüz akı projelerinden biri olan Atak helikopterleri hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terörle mücadele harekatlarının en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak fazikilerden sonra şimdi ise sıra T-129 Atakların büyük abisi T-929 Atak 2'lerde. Atak 2'de yaklaşık 500 kişilik uzman bir ekibin çalıştığını söyleyebiliriz. Bu ekip kendi alanlarında gerçekten yetkin ve başarılı isimlerden seçilmiş durumda. Hatta dünya standartlarındaki muadil şirketleri imrendirecek bir ekip olduğunu mutlaka dile getirmeliyiz. Bu ekip gövde tasarım, transmisyon, rotor, motor entegrasyonu için çalışıyor ve her bir görev için küçük birimler oluşturulmuş durumda. Atak 2'nin iniş takımları yerli ve milli olarak tasarlandı. Tüm bileşenleri de bizzat Türkiye'de üretildi. Ayrıca yerli ve milli kaynaklarla üretilen tek parçalar da bunlar değil. Transmisyon, rotor, paller de yerli olarak tasarlanıp üretildi. Bu yerli olma hali tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü savunma sanayinde yerli olmak herhangi bir ürünün kullanımı konusunda ciddi bir özgürlük alanı doğurmuş oluyor. Atak 2 motor testleri tamamlandıktan sonra yerde taksi testleri bekliyor. T-929 Atak 2 ilk uçuş testini geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladı. İlk uçuş testinden sonra basit manevraların icra edildiği ikinci bir uçuş testiyle karşı karşıya olacağız. Buradan elde edilen veriler ile geliştirilecek olan ikinci prototip için bazı geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yürütülecek. Devam eden bu süreçte birden çok prototip üretilecek ve üzerine koyularak devam edilecek. Bu aşamalardan sonra aslında helikopteri kalifiye etmeye yönelik prototip tasarım, üretim, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri de yürütülecek. Motor Siş firması tarafından üretilen TV3-117 serisi motorlar, T-929 Atak 2 haricinde Mi-14, Mi-8, Mi-17, Ka-27, Mi-24, Ka-32, Mi-28 ve Ka-50 helikopterlerinde de kullanılıyor. Motorun ayrıca AN-140 uçaklarında kullanılan turboprop versiyonu da bulunuyor. 2021 yılında TUSAŞ ve Motor Siş firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edileceği, 2025'e kadar toplam 14 adet motor teslimatının tamamlanmasının planlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Ağır sınıf taarruz helikopteri projesi ürün baş mühendisi Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, sınıfında üst seviyede bir helikopter, 1,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Ön tarafımızda 30 mm topumuz var. Onun üzerinde kameramız var. Kamerayla görüp tespit edecek pilotlarımız. Ataktan aşina olduğumuz avcı kaskı ile tespit ve hedefleme yapıp 30 mm topla vurabilecekler. Kanat istasyonlarımız Atak'la veya benzer helikopterlerle kıyasladığımızda 2 istasyondan 3 istasyona çıkardık. 3'er istasyondan 6 istasyonumuz var iki kanatta yani. 6 ayrı mühimmat lançeri taşıyabileceğiz. Çok yakın bir şekilde Roketsan'la çalışıyoruz. Yerli mühimmatlarımızı entegre edeceğiz. Atak'a ilave olarak bazı mühimmatlarımız da olacak burada. Hava hava füzesi entegrasyonumuzu da yapacağız. O anlamda çok ciddi bir kabiliyet kazandırmış olacağız. Helikopterlerimizin hedeflediğimiz hızı 175 knot. Bu çok yüksek bir hız. Pilotlarımız manevra, hız kabiliyeti anlamında bunları talep ettiler. Biz de ona uygun bir ürün tasarladık. Şu anda bu helikopter 175 knot hızla ciddi manevralar, kaçış ve dalış manevraları yapabilecek şekilde tasarlanan bir helikopter. Aynı şekilde aviyonikler gibi, elektronik harp gibi ülkemiz tarafından geliştirilen yerli ve milli tüm ekipmanları bu helikoptere takacağız. Helikopterimizin komple elektronik harp suite olacak. Burada füze ikaz sensöründen dircimine kadar tüm ekipmanları RF Jammer'a kadar tüm ekipmanlar entegre edilecek. Tamamen kendini koruma kabiliyetine, çok gelişmiş özelliklere sahip bir elektronik harp suite'i, silah özellikleri, aviyonik suite'i, haberleşme ve kabiliyetleri olacak ifadelerini kullanmıştı. Buradan Atak 2 için TUSAŞ tarafından da beklentilerin yüksek tutulduğunu söylemek yanlış olmaz.
Öncelikle Atak 2'nin çok farklı sayıda yeni ve güzel özellikle geldiğini söylemek isterim. Bunların tamamını da ayrı ayrı alt başlıklarda anlatmak istiyorum. İlk sırada tabii ki Mildar olacak. Helikopterlerdeki uçuş personelinin kokpit içinde sınırlı görsel tespit kabiliyeti bulunmaktadır. Taarruz helikopterinin Mildar entegrasyonuyla görsel menzilinin ötesinde bütün sektörlerde uyarı kabiliyeti sunmakta, bu uyarılar ise hem bekayı hem pilotun seçeneklerini arttırmaktadır. Mildar atış kontrol radarı, pilota ek planlama ve reaksiyon süresi verirken pilotun kaçınma, pusu kurma gibi harekat tarzlarına imkan sağlamaktadır. Mildar bütün hava şartlarında çoklu yer ve hava hedefine yönelik otomatik tarama, tespit etme, yerini bulma ve sınıflandırma yapabilmektedir. Küçük hacim, düşük ağırlık ve düşük güç tüketimine, güdümlü füzeler ile silah angajmanı yapabilme yeteneğine sahiptir. Hızlı bir şekilde hareketli hedefleri tespit etmekte ve takibine başlamaktadır. Pilota 360 derece durum farkındalığı yaratarak olası hedefleri radar ekranı üzerinde sunabilmekte, aynı anda birden fazla hedefe angajman imkanı vererek helikopterin saldırı ve beka yeteneklerini arttırmaktadır. Frekans atlama ve düşük tespit edilme olasılığına sahip bir radar olan Mildar, doğal bir elektronik harp korumasına sahip. T-30H 30x113mm topun prototip çalışması tamamlandı ve üretimi başladı. Elektrikli ateşleme mekanizmasına ek olarak iğneli ateşleme mekanizması opsiyonu da sunmakta. TUSAŞ T-929 Atak 2, ağır sınıf taarruz helikopteri için geliştirilen top, dakikada 200 ila 300 atış hızına sahip bulunmaktadır. Atak 2'ye yönelik geliştirilse de 59 kilogram ağırlığıyla, kara ve deniz platformlarında da kullanıma uygun bir yapıya sahip bulunmaktadır. Temel Kötül geçtiğimiz aylarda Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterinin deniz versiyonunun geliştirileceğini açıklamıştı. TCG Anadolu için Atak ve Gökbey'in deniz versiyonu çıkacak mı? Bu yönde bir takviminiz var mı sorusuna şu an için Atak 2'nin deniz versiyonunu düşünüyoruz açıklamasında bulunmuştu. Hali hazırda AH-1W Super Cobra'lar ile hizmete giren TCG Anadolu'da ilerleyen dönemde T-929 Atak 2'leri görebileceğimiz kesinleşmiş gibi desek yalan olmaz. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri de yaptığı sunumlarda bu tarz bir isteği olduğunu belirtmişti. TUSAŞ geçtiğimiz gün paylaştığı T-929 Atak 2 görselleriyle aslında Atak 2 projesi özelinde bizlere ne kadar büyük yol kat ettiğini göstermiş oldu. Küçük kardeşi T-129 Atak için geliştirdiği sistemler ile büyük yollar kat eden TUSAŞ bu sistemleri daha da geliştirerek Atak 2'de resmen sınıf atlayacak. Türkiye'nin yerli helikopter macerasına tanık olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Yani yeni her hamleyi de merakla bekliyorum. Siz de GZT'ye abone olarak savunma sanayi başlığı altındaki tüm gelişmelere hakim olabilirsiniz. Aslında bu zorluk Türkiye'nin helikopter macerasını da başlatmış oldu diyebiliriz. Girmişken T-129 Atak helikopterinden bahsetmemek de olmaz. Türk savunma sanayinin yüz akı projelerinden biri olan Atak helikopterleri hem yurt